Sakarya! Saf çocuğu masum Anadolu'nun divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Bugün Sakarya başka. Seni yürekten selamlıyorum Sakarya. Adapazarı, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferizli, sizleri gönülden selamlıyorum. Akgüllerin ilçesi Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Koca Ali, sizleri kalpten selamlıyorum. Pamukova, Sapanca, Serdivan, Söğütlü, Taraklı, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Buradan, bu muhteşem meydandan, Sakarya'dan, Bosna Hersek'teki kardeşlerimi selamlıyorum. Kosova'daki kardeşlerimi selamlıyorum. Arnavutluk'ta, Makedonya'da, Sırbistan, Karadağ, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya'daki kardeşlerimi selamlıyorum. Sakarya'dan, Sakarya'nın kardeşi Saraybosna'ya, Üsküp'e, İskeç'e, Gümülcine, Kırcaali'ye, Prizren'e, Priştine, Mostar'a, Travni'ye, bütün Balkan şehirlerine selamlar gönderiyorum. Hendek, sağ olun, var olun. Anacığımı bana hatırlattığınız için ayrıca sizlere teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah sevgili peygamberimizin Livaül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında hepimizi birlikte haşr eylesin. Kardeşlerim, Türk kardeşlerim, Kürt kardeşlerim, sizleri selamlıyorum. Abazlar, Çerkezler, Gürcüler, Adigeler, Manavlar, sizleri selamlıyorum. Boşnaklar, Pomaklar, Tatarlar, Roman kardeşlerim, sizleri selamlıyorum. Kardeşlerim, Sakarya bir Türkiye haritasıdır. Sakarya bu geniş coğrafyanın zenginlik haritasıdır. Kardeşlerim, biz yola çıkarken ne dedik? Kardeşlerim, ben Türk'ü Türk olduğu için sevmiyorum. Ben Kürt'ü Kürt olduğu için sevmiyorum. Ben Abaza'yı, Gürcü'yü, Çerkez'i Abaza, Gürcü, Çerkez oldukları için sevmiyorum. Pomağanı, Romanını, Tatarını ırklarından dolayı sevmiyorum. Beni yaradan Allah onları da yarattığı için seviyorum. Onun için ne diyoruz? Tek millet diyoruz. Bizde ayrımcılık yok. Yunus'un diliyle yaratılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Ne siyahın beyaza, ne beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece ve sadece Hakk'a yakınlık iledir. Kardeşlerim, ikincisi ne dedik? Tek bayrak dedik. Tek bayrak. İşte bayrağımızın rengi şehidimizin kanıdır. Kardeşlerim, hilal bağımsızlığımızın ifadesidir. Yıldız şehitlerimizin simgesidir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. İşte bu toprak var ya, bu toprak, ah benim kardeşlerim, 780 bin kilometre kareyle vatan toprağıdır.
Burada kimse ameliyat yapamaz. Kimse operasyon yapamaz. Bunun tamamı tek millet, Türk milletinindir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarındır. Hepsi. Ama saydım ya, bütün ettik unsurlarla beraber. Hepimiz. Kardeşlerim, Sakarya bu coğrafyanın kardeşlik haritası olarak çok önemli. Seninle iftar ediyoruz Sakarya. Ve geliyorum dördüncüsüne. Rabia dedik ya. Rabia. Tek devlet. Devlet içinde devlet olmaz. Paralel yapılanma olmaz. Kim bu yola başvuruyorsa bunun bedelini, hesabını ağır öder, ağır. Ve ödeyecekler. Ödeyecekler. Şu anda bir geçiş dönemindeyiz. Seçim 30 Mart. 30 Mart'ta bunun başlangıç adımıdır ona göre. Kardeşlerim, 10 gün kaldı biliyorsunuz. Ablalar, kaç günümüz var? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Bildiklerimizi bilmeyenlere anlatmaya var mıyız? Abiler, 10 gün kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Öyle çalışacağız, öyle çalışacağız ki Sakarya'yı Türkiye'de bir numara yapacağız. Öyle mi? Siz bizi hiç yalnız bırakmadınız. Yola çıktığımız günden bu yana bizi yalnız bırakmadınız. Ve bugün de şu alana baktığım zaman yine aynı şeyi görüyorum. Kardeşlerim, 14 yıl önce yola nasıl çıktıysak Sakarya yine evvelallah aynı coşkuyla, aynı heyecanıyla başbakanına, iktidarına sahip çıkıyor. Kardeşlerim, öncelikle bugün Niğde'den bir acı haber aldım. Az önce Ulukışla ilçesinde jandarma ve polisimize alçakça bir terör eylemi yapıldı. İki askerimiz ve bir polisimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı mesajlarımı iletiyorum. Üç saldırgan da ikisi sağ olarak yakalandı. Biri de emniyet birimlerimiz yoğun şekilde arıyor. Saldırganların ağır durumda olduklarını az önce söylediler. Ve bu olayı tabii sizlere burada anlatmak benim için ağır ama ya başbakanın böyle bir şeyden haberi yok mu denmemesi için bunu her an, her zaman yüreğimizin nerede çarptığını bilmeniz açısından hatırlatmak istedim. Tekrar milletimizin başı sağ olsun. Kardeşlerim, Sakarya bugün şu meydandaki haliyle inanın yeniden bir tarih yazıyor. Sakarya bugün bu coşkuyla demokrasiye sahip çıkıyor. Milli iradeye sahip çıkıyor. Sandığa sahip çıkıyor. Sakarya bugün davasına, hareketine, partisine sahip çıkıyor. Ben bu meydanda çok farklı bir hassasiyeti görüyorum. Bu meydanda milletin itirazını, milletin aykırışını, milletimin adeta şahlanışını görüyorum. Millet çirkin siyasete itiraz ediyor. Millet kaset siyasetine, iftira siyasetine, montaj siyasetine itiraz ediyor. Millet diniyle alay edenlere, dini değerlerini ayaklar altına alanlara, devlet içinde yapılanma, din içinde paralel din kurmaya çalışanlara buradan itiraz ediyor. Tek ceketim var deyip o ceketin içine dünyayı sığdıranlara milletim itiraz ediyor. Pensilvanya'da inzivaya çekildim deyip oradaki malikanesinden Türkiye'mi karıştıranlara,
Türkiye'de fitne çıkarmaya çalışanlara milletim itiraz ediyor. Ne diyor? Pensilvanya'da inzivaya çekildim. Ya neden kendi ülkende inzivaya çekilmedin? Sakarya'da inzivaya çekilemez miydin? Bursa'da çekilemez miydin? Mekke'de, Medine'de inzivaya çekilemez miydin? Niye oralar değil de Pensilvanya? Bu nasıl bir inziva Allah aşkına? İnzivadayım diyor, holding yönetiyor. Şirket yönetiyor. Milyarlarca doları yönetiyor. İnzivadayım diyor, Türkiye'de insanların telefon konuşmalarını dinliyor. Hatta yatak odalarını izliyor. İnzivadayım diyor, spordan darbelere, MİT raporlarından susurluğa, hukuktan siyasete, atamalardan görev almalara kadar her meseleye müdahale ediyor. Kardeşlerim, Allah rahmet eylesin. Sakarya'da Mehmet Selahattin Şimşek adında bir gönül insanı yetişti. Tanıyanlarınız vardır. Büyüklerimiz için söylüyorum. Ömrünü ilme adamıştı. Ömrünü talebe yetiştirmeye adamıştı. Hiçbir karşılık beklemeden tamamen hak için, halk için çalıştı. Geride şerefli bir isim bırakarak Hakk'ın rahmetine kavuştu. Mekanı inşallah cennet olsun. Kardeşlerim, ne diyordu Selahattin Şimşek biliyor musunuz? Burası çok manidar. Hanım kardeşlerim, beyefendi kardeşlerim, dediği şuydu. Hakikatler yapraklarını hiçbir sonbaharın dökemediği asırlık ağaçlardır. Ölçüleri yanlış olanların bütün ölçümleri de yanlış olur diyordu. İşte bu Pensilvanya'daki zat, bu topraklar üzerinde yetişmiş asırlık hakikat çınarlarının yapraklarını dökebileceğini zannetti. İşte bu Pensilvanya'daki zat yanlış ölçülerden yola çıkarak yanlış ölçümler yaptı, yanlış hesaplar yaptı. Bitmedi. Said-i Nursi'yi, Bediüzzaman Said-i Nursi'yi sevdiğini anlatıyor değil mi? Ne diyor Bediüzzaman? Bediüzzaman Hazretleri şunu söylüyor. Bakın burası çok önemli. Baki hakikatler fani şahsiyetler üzerine bina edilemez. İşte bu Pensilvanya'daki zat kendi fani şahsiyeti üzerine, kendi hırsları, arzuları üzerine güya baki hakikatler inşa etmeye çalıştı. Kardeşlerim, yok böyle bir şey. Bizim dinimizde böyle bir şey yok. Bizim itikadımızda böyle bir şey yok. Biz yola çıkarken kula kulluğa hayır dedik. Sadece Allah'a kulluğa evet dedik. Onun için ne dedik? Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Ne dedik? Sadece rükuda eğileceğiz ama başka hiçbir yerde hayır dedik. Efendim, Pensilvanya'daki söylediyse bir hikmet vardır. Bir keramet vardır. Hadi oradan canım. Allah'ın hükmünün üstünde hiçbir hüküm yoktur. Nereden çıkarıyorsun bunu? Ne demek o? Yani o yanlış yapmıyor mu? Onun yanlışları yok mu? Onun her söylediği doğru mu? Geç bu işleri, geç. Biz, tabii canım, kerameti kendinden menkul bunlar. Ama biz bu yola 81 vilayette 77 milyonla hep birlikte çıktık. Dünyanın bütün mazlumlarıyla yol arkadaşı olduk. Mağdurun, garibin, gurabanın elinden tuttuk. Yol arkadaşımız yaptık. Yolda kalmışları kaldırdık. Onları yol arkadaşımız yaptık. Bu yolda her zaman milletle yürüdük. Bu yolda temiz bir kalple, samimi niyetlerle yürüdük. Ama dikkat edin, Pensilvanya kimlerle arkadaşlık yapıyor? Çok dikkat edin. Pensilvanya tarihi dine ve dindarlara zulümle geçmiş
CHP ile yol arkadaşlığı yapıyor. Pensilvanya, Saydın Nursi'nin dirisine de, ölüsüne de zulmetmiş CHP ile yol arkadaşlığı yapıyor. Pensilvanya, camileri ahıra, depoya çeviren, Kur'an'ı yasaklayan, kitapları yasaklayan, başörtüsüne zulmeden CHP ile yol arkadaşlığı yapıyor. Pensilvanya MHP ile yol arkadaşlığı yapıyor. Pensilvanya gezicilerle, marjinal sol örgütlerle yol arkadaşlığı yapıyor. Dünyada Türkiye düşmanı kim varsa, hangi uluslararası medya örgüt varsa Pensilvanya onlarla yol arkadaşlığı yapıyor. Manşetlerinden kan damlayan medya ile, rant peşinde koşan işverenlerle yol arkadaşlığı yapıyor. Niye biliyor musunuz? Yeter ki AK Parti'yi düşürelim. Yeter ki AK Parti'yi indirelim. Ama başaramayacaklar. Niye? İşte tablo burada. Cevap burada. Halep oradaysa Arşın Sakarya'da. Kardeşlerim, milletin iktidarını yıpratmak için, Türkiye'de demokrasiyi bir kez daha tahrip etmek için, Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü durdurmak için önce gezi olaylarıyla karşımıza çıktılar. Değerli kardeşlerim, arkasından 17 Aralık darbe girişimiyle çok açık bir saldırı başlattılar. Bir kez daha altını çiziyorum. Gezi olaylarını başarabildiler mi? Başaramadılar. Ama iot gibi açığa çıktılar. Evet Allah. Evet Allah. 25 Aralık'ta aynı şeyi denediler. Ne oldu? Başarabildiler mi? 17 Aralık'ta da bu millet onlara tokat attı. 25 Aralık'ta tokat attı. Şimdi geliyoruz 30 Mart'a. 30 Mart'ın sandıktaki tokadı hiçbir şeye benzemez. Onun için ben sizden 10 gün çok çalışmanızı istiyorum. Bu millet için, bu halk için, hak için çalışmanızı istiyorum. Türkiye'nin büyümesinden, güçlenmesinden, Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir güç haline gelmesinden rahatsız olanlara 30 Mart bir cevap günüdür. Kurulan tuzakların bilmiyorlar. İstediğin kadar tuzak kur. Halkın bir tuzağı var, hakkın bir tuzağı var. Bunlar bunu görmediler. Kardeşlerim, artık AK Parti milletiyle bu yolda gümbür gümbür geliyor. Kim ne yaparsa yapsın. Bak, şurada seçim dönemindeyiz değil mi? Seçim ortamında tuttular. Dört tane bakan arkadaşla ilgili illa işte hemen meclisin toplanması lazım. Bu fezlekenin görüşülmesi lazım. Ya ne oldu? Şurada 10 gün var. Seçimi yapalım. Seçimden sonra da bu görüşülebilir. 55 imza toplandı. Şimdi de meclis başkanlığına partimiz bunu verdi. Dikkat edin, 17 Aralık'tan bugün 3 ay geçmiş. Ne CHP ne MHP meclis araştırma önergesi vermemişti. Ama biz verdik. Biz rahatız. Bizim bu noktada sıkıntımız yok. Sağ olasınız. Sakaryalı gençler, İlahiyatçı gençler, bu kefenle beraber yürüyeceğiz. Bu kefenle beraber yürüyeceğiz. Zaten
Kefenini giyenler bu işi başarır. Korkaklarla bu iş olmaz. Yürekli olanlarla bu iş olur. Bunu böyle başaracağız. Kardeşlerim, ne oldu? Dün meclis toplantı yeter sayısında varlar. Ama iş oylamaya gelince hepsi kaçıp gittiler. Ne oldu ya? Yine aldınız mı dersinizi? Tokadı yediniz mi? Şimdi araştırma komisyonu, zaten arkadaşlarımızın dördü de haklarında böyle bir komisyonun kurulmasını istediler. Aklanmak istiyoruz dediler. Biz diyoruz ki hiçbir soru cevapsız kalmasın. Hiçbir şey gizli kalmasın. Üzeri örtülmesin. Ama iftiralarla, montajlarla milli irade hırsızlığı da yapılmasın. İstediğimiz bu. Kardeşlerim, bu Pensilvanya'nın piyonlarını kullanarak Türkiye'ye, devletimize, milletimize, ulusal güvenliğimize karşı bir saldırı var. Bakınız, bir başbakanı dinleyemezsiniz. Cumhurbaşkanını dinleyemezsiniz. Bakanları dinleyemezsiniz. Ama bunlar dinlediler. Dinlediler. Dün akşam biliyorsunuz TRT ortak yayınında bunları açıkladım. Ve bunlarda ahlak diye bir şey yok. Bunlarda seviye diye bir şey yok. Bunlar insanlıktan nasibini almamış. Soruyorum. Bunu dini noktada otorite olanlarla da hep konuştum. Biraz da biliriz. Bir Müslüman, bir diğer Müslümanı veya insanı özel mahremine girip dinleyemez, gözetleyemez. Ya bunlar bunu yaptı. Neymiş hoca efendi? Ya hoca efendi diyor ki, gece yarısı diyor, bir alüfteyi bir siyasetçiye kalktılar, muhatap edeceklerdi. Hemen diyor aradım ve diyor o alüfteyle bir araya gelmesini engelledim diyor. Ya sen bir hoca efendi misin? İstihbarat şefi misin? Nesin sen ya? Nesin sen? Ve diyor ki elimde diyor daha benim buna benzer çok şeyler var. Ya bunlar bir şantaj şebekesi. Şu hale bak. Şu hale bak. Yani 10 yıl 15 yıl önce benim de bir saygım yok değil vardı. Ama artık ben bu saygılarımı filan kaybettim. Çünkü ben böyle bir insana saygı duyamam. Saygı duyarsam bir, önce kendime saygısızlık yapmış olurum ve tüm insanlara saygısızlık yapmış olurum. Böyle bir şey olamaz. Nedir o? Gece beddua seansları yapıyorlar. Allah ıslah etsin ya. Gece beddua seansları. Öğrenci yavrularımızı kaldırıyorlar. Başbakana beddua diyorlar. Bu beddualar tutmaz. Bu beddualar bumerang gibi döner onları vurur. Bize işte buradaki ablaların duaları yeter. Abilerimizin duaları yeter. Bize dünyadaki Müslümanların duaları yeter. Ülkemdeki vatandaşlarımın duaları yeter. Myanmar'daki yavruların duası yeter. Suriye'de mağdurların, mazlumların duası yeter. Filistin'deki kardeşlerimizin duaları yeter. Gazze'dekilerin duaları yeter. Mısır'dakilerin duaları yeter. Libya'dakilerin duaları yeter. Tunus'takilerin duaları yeter. Sizin beddualarınız tutmaz. Ama bunlar Mavi Marmara vurulduğu zaman, Mavi Marmara vurulduğu zaman gülenlerdendi bunlar. Ey Fethullah Gülen. O 9 tane şehidimizle ilgili ağladın mı? Tam aksine onların vurulmasını haklı çıkaracak açıklamalarda bulundular.
Suriye ile ilgili hiçbir Suriye'deki mazlumların, mağdurların lehine bir açıklama duydunuz mu? Yandaş gazeteleri dahil hepsi aleyhte. Hepsi. Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimizle ilgili hepsi aleyhte. Ah benim kardeşlerim. Lütfen buraya gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Samimi, dürüst olan kardeşlerimiz de var. Maalesef oraya inanmışlar. Diyorum ki başınızı iki elinizin arasına alın, bir düşünün. Yahu bu adam acaba Suriye'deki 160 bin mazlum kardeşimiz şehit edildi, öldürüldü. Ya bunlar için niye ağlamıyor? Filistin'deki bunca kardeşlerimiz öldürülüyor. Bunlar için niye ağlamıyor? Mısır'da Sisi'nin tanklarıyla, toplarıyla öldürülen kardeşlerimiz, o Esma yavrumuz için niçin ağlamıyor? Ah kardeşlerim, Myanmar için niye ağlamıyor? Dün gece TRT'deki yayından sonra ülkemizde, İstanbul'da okuyan gençler yurt dışından, onlar yanımıza geldi. Myanmarlı bir genç sarıldı, hüngür hüngür ağlamaya başladı. Burada okuyor. Dışişleri Bakanım, eşim, onlar Myanmar'a gitmişlerdi. Yardım götürmüşlerdi. Ve ya bizi bırakma diyor. Ama bunların kılı kıpırdamıyor. Sen o topladığın zekatları ne yaptın ya? Sen o topladığın kurbanları ne yaptın ya? O milyarlarca dolarları ne yaptın ya? E bunların hesabını soracağız. Bunu bırakmayacağız. Bunu bırakmayacağız. İllerine gireceğiz, illerine. Durmak yok. Ne yapacağız? 8 Haziran 2011. CHP Denizli Merkez İlçe Başkanlığı Pensilvanya'daki zatı kara bulut içinde gösteren afiş asıyor. Aynı anda CHP Genel Merkezi'nde bir karikatür sergisi açılıyor. CHP'nin genel müdürü bu sergiyi açıyor. Pensilvanya'daki zata bu sergide çok ağır hakaretler yapıyor. Kim? Kılıçdaroğlu. 9 Ocak 2009 CHP'nin genel müdürü açıklama yapmış. F tipi örgütlenmeden bahsediyor. 18 Eylül 2008 bir CHP milletvekili mecliste soru soruyor. Ve Pensilvanya'daki zat hakkında çok ağır ifadeler kullanıyor. 15 Şubat 2007 dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve CHP milletvekilleri meclis araştırması açılmasını istiyorlar. Önergede diyorlar ki emniyet teşkilatında hukuk dışı gizli bir kadrolaşma var. Burada şimdi CHP'nin genel müdürüne söylüyorum, onun da imzası vardı. Tarih 9 Mart 2005. CHP paralel örgüt hakkında meclis araştırması istiyor. Dilekçede paralel örgütten yasa dışı örgüt diye bahsediliyor. Militan yetiştiriyor diye bahsediliyor. CHP'nin genel müdürü olan bu zat o dilekçeye de imza atıyor. Evet, işte bu CHP. Şimdi ben bu düşünceye tabii bir yere kadar evet diyorum ama bir yanlışınız var. Nedir o? Bir defa, yani o bana muhatap olacak kiloda değil. Onu koyun bir kenara. O bize daha muhatap olamaz. Onu koyun bir kenara. Ondan bir şey olmaz.
Bunun eline üç tane koyun verin, kaybeder gelir. SSK'yı batıran bu. Mahveden bu. SSK hastanelerinde çektiğimiz çileleri biliyorsunuz. Eczanesine inerdik hastanelerin. İlaçları alamazdık ya. İlaçları alamazdık. Bu gidiyordu aslında. Rahşan affıyla kurtardı. Ve Sakarya hangi yüzde geldi ben anlamıyorum. Kardeşlerim, ve yasa dişi dediği örgütle bugün birlikte hareket ediyor. Kardeşlerim, MHP de aynı şekilde. 2011 yılındaki kongrede MHP Genel Başkanı Bahçeli, okyanus ötesinin şerefsizlikleri diyerek bu paralel örgüte ağır ithamlarda bulundu. Şimdi beraberler. Hale bak. Ama aynı MHP'de şu anda bu Pensilvanya'nın ceketinin altına girmiş durumda. Oyun tabii büyük. Tuzak büyük. Milletin iktidarına karşı, milletin iradesine karşı saldırı çok büyük. Sakarya'ya geldi. Burada mı yaptı mitingi? Ama diyor ki, yani şu Sakarya'da şu belediye, AK Partili belediye, ya buraya diyor bir tane otopark yapmamış ha. Bir tane otopark yapmamış diyor. Fakat bu CHP'nin belediye başkanına da yazıklar olsun. Ya demek ki onlar da söylemedi. Ya kulağına fısılda be. Yani şuranın altı otopark ya, otopark. Yani mitingi yaptığı yerin ne olduğundan haberi yok. Ama normaldir. Normaldir. İstanbul'da geçen seçimlerde büyükşehir belediye başkan adayı oldu. İkametini Kağıthane ilçesine getirdi. Tabii soruyorlar, hangi ilçede oturuyorsunuz? Verdiği cevap şu, Kağıttepe'de oturuyorum diyor. Oturduğu yerden haberi yok. Onu geç. Oyunu bile kullanamıyor. Eyvallah. Ver bakalım ya, neymiş? Yani oyunu bile kullanamadı. Az önce söyledim ya, üç koyun ver kaybedip gelirler. Ne yazıyor? Eyvallah. Ben sizlerle gurur duyuyorum. Kardeşlerim, geldiğinden beri devamlı çark ediyor. Ve maalesef en önemli mesleği yalan. Çünkü bunlarda yalan var. Bunlarda takiye var. Bunlarda iftira var. Bunlarda fitne var. Bunlarda fesat var. Ve milleti birbirine düşürüyorlar. Fetvayı nereden almışlar? Pensilvanya'dan. Çünkü Pensilvanya'da da aynı şekilde takiye var, yalan var, iftira var. Hatta göreve geldiği andan itibaren ne dediler? Çarkçı Kemal dediler. Ama Sakarya'nın Çark Caddesi ile alakası yok ha. Onu karıştırmayalım. Bu cadde çok farklı. Bununki yalan çarkı. Ve bu çark sadece yalan üretiyor. Ben artık bıktım bunun yalanlarını dinlemekten. Kardeşlerim, 2011'de seçimler öncesinde bir televizyon kanalına çıktı. Bak bu çok önemli. Ne dedi biliyor musunuz? Seçimlerde %40 oy alamazsam, başarısız olursak tek ben değil, yönetim kadrosu olarak hadi bize eyvallah diyeceğiz dedi. %40 oy alamazsak istifa edeceğiz diyor. Ne zaman söylüyor?
2011 seçimlerinin öncesinde. Ne kadar oy aldı? %26. İstifa etti mi? Bugüne kadar doğru söylediği tek şey var. Yalancıdan başbakan olmaz. O doğru. O doğru. Niye? 4 yıldır genel başkan. 3 seçime girdi. 3'ünde de nal topluyor. Ve yalan mı yalan her şey. Değerli kardeşlerim, işte 3 seçime girdin, seçilemedin, başbakan olamadın. Bu ne demektir? Bu millet sen yalancı olduğun için seni başbakan yapmaz. Eğer şurada ben milletime teşekkür ediyorum. Mart 15'te başbakanlığımda 11 yılı aralıksız doldurdum. 11 yıl. Sizler görevlendirdiniz. Ben de bu görevi yapıyorum. Demek ki milletim doğrunun, dürüstün kim olduğunu iyi biliyor. Ve bunlara da gereken dersi veriyor. Kardeşlerim, 3 genel seçime girdik. 2 yerel seçime girdik. Şimdi 3.'sünü yapıyoruz. 2 de referandum yaptık. Hepsinde de elhamdülillah zaferle çıkan AK Parti oldu. Öyle mi? Oylarını artırarak. Şimdi önceki gün bu CHP Genel Müdürü Akşehir'e gitmiş. Nasrettin Hoca'nın şehrine. Sürekli kendisinin Akşehirli olduğunu söylüyor ya. Nedense Dersimliyim demekten sürekli kaçıyor. Çünkü orada katliam yaptılar. Sadece Dersim'e gittiğinde Dersimli olduğunu hatırlıyorum. Onun dışında sürekli Akşehirliyim diyor. Akşehirlilerin kendisini çok iyi karşıladığını ne diyor biliyor musun? Akşehir'i il yapacağım diyor. Hısını alamıyor, mazotu 1,5 lira yapacağım diyor. Hısını alamıyor, her aileye maaş bağlayacağım diyor. Sakarya'dan bir ara böyle bir politikacı çıkmıştı. Hatırlıyorsunuz değil mi? O da ne diyordu? Mazotu 1 liraya düşürecekti. Her eve maaş bağlayacaktı. Çaldı, çırptı, bu ülkeyi soydu ve ondan sonra kaçıp gitti. Neredesin şimdi? Paris'te. Ah, ah Sakaryalı kardeşlerim. Mersin'e gitti. Mersin'de ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki AK Partili belediyeleri alacağız. Ve bunların içerisinde Mersin çok önemli diyor. Mersin'i de alacağız. Ya halbuki Mersin CHP'li belediye. Mersin'in CHP'li olduğunu bile bilmiyor. Ne diyor bir de? Diyor ki Mersin Güneydoğu'nun incisidir diyor. Güneydoğu'da böyle güzel sahil başka yerde yok diyor. İnsaf ya. Ya Güneydoğu'nun sahille bağlantısı nerede ya? Mersin'le ne alakası var ya? Sakarya'da ne dediğini siz zaten biliyorsunuz. İşte otopark meselesi ortada. Kardeşlerim, bunlardan bir şey olmaz. MHP'sinden bir şey olmaz. Ya biz iktidarı MHP'den almadık mı? MHP'den aldığımız zaman 79 senede milli gelir neydi? 230 milyar dolar. Şimdi 11 senede biz bunun üzerine 590 milyar dolar ilave ettik. 820 milyar dolar. Ey Bahçeli, söyleyecek yalanın var mı söyle. Hayır de. Bankaları batırdınız. İflas ettirdiniz. Ve 42 milyar dolar bankalardan fatura kestiniz bize. Onu da biz hallettik. Kardeşlerim, bakınız 79 senede Türkiye'de yapılan bölünmüş yol neydi biliyor musunuz? 6100 kilometre. Bunu iyi bileceksiniz. Tamam. Biz 12 senede ne yaptık? 17 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Farkımız bu ya. Farkımız bu.
IMF'ye hep bunlar bağırırlar, çağırırlar değil mi? IMF'ye MHP'nin, CHP'nin yavrusuyla beraber borcu neydi? 23,5 milyar dolar. Bize böyle devrettiler. Bu borçları kim ödedi? Biz ödedik ya. Biz ödedik. 14 Mayıs'ta sıfırladık. Şimdi IMF bizden borç istiyor. Biz IMF'ye 5 milyar dolar borç verebiliriz dedik. Veren el alan elden üstündür. Bitmedi. Sakarya. Merkez Bankası Milli Bankamız değil mi? Hani bunlar milliyetçiydi. Sevsinler sizin gibi milliyetçi ya. Kardeşlerim bunlar kafatası milliyetçisi. Kafatası. Hani kafaları ölçüyorlardı ya. Türk kafası, şu kafası, bu kafası diye. Bunlar onlardan. Bu millete ne hizmet yaptınız ya? Kardeşlerim, Merkez Bankası'nın döviz rezervi neydi biliyor musunuz? 27,5 milyar dolar. Şimdi ne oldu? 128 milyar dolar. Soruyorum. Milleti sevmek, vatanı sevmek 27,5 milyar dolarda kalmak mı? Yoksa 128 milyar dolara çıkmak mı? Onun için güçlüyüz. Sakarya inşallah yeni Türkiye'nin istiklal mücadelesinde destan yazacak. Sakarya bugün 30 Mart'ın rengini belli ediyor. Kardeşlerim, sandığın rengi belli. İftiralara kulak asmayacağız. Dağıtılan o broşürlerdeki, o gazetelerdeki yalanlara asla kulak asmayacağız. Kapılara gelen CHP, MHP oy isteyen zavallılara gereken cevabı vereceğiz. MHP'ye sadece şu rakamları verin yeter. MHP'ye gönül veren kardeşlerime de söylüyorum. Yahu bakın, beraber başörtülü kızlarımızla ilgili bir yasal düzenleme yaptık. Başörtülülerin devlet dairesinde çalışmasına karşı çıktılar. Kardeşlerim, bakınız. 411, o zaman ne yazdı bu medya? Şimdi Pensilvanya'nın yanında olan medya ne yazdı? Kaosa kalkan 411 el diye yazdılar. Öyle mi? Hatırlıyorsunuz değil mi o günleri? Kardeşlerim, biz ne dedik? Sabır dedik. Men sabera zafera. Sabreden zafere erdi. İmam Hatiplerin orta kısmını kapatmışlar mıydı? Kapatmışlardı. Şimdi açıldı mı? Şimdi. Kat sayı vardı biliyorsunuz. Üniversiteler için engel miydi? Kalktı mı? İstediği üniversiteye artık yavrularımız gidebiliyor mu? Kardeşlerim, istediği devlet dairesinde çalışma şansı var mı? Geçen günü Kılıçdaroğlu bir yalan daha söylüyor. Başörtüsü sorununu ben çözdüm diyor. Diyorum ya, çarkçı Kemal sürekli yapar böyle şeyleri. Kardeşlerim, bununla da kalmadı bu iş. Artık bu ülkede başörtüsüyle ilgili sorun kalktı da benim başı açık kardeşimle başörtülü kardeşimin arasında şimdi düşmanlık mı var? Normalleşme bu ya. Normalleşti. Şimdi her şey yoluna girdi. Mesele bu. Bunlar çok zulmettiler ya. Çok zulmettiler bizim bu kızlarımıza. 15 yıl okullara gidemediler. Ben babayım. Benim iki kızım da başörtüsü engeline takılarak Türkiye'de okuyamadı. Onun için yurt dışına gönderdi. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya dediler. Düşünün, Amerika'da başörtülü okuyabiliyor, halkının %99'u Müslüman olan Türkiye'de okuyamıyor. E şimdi okuyor mu? Elhamdülillah. Kat sayı dediler. Engellediler. Ve burada okuyamadı benim çocuklarım. Oğullarım da okuyamadı. Onlar da yurt dışına gittiler.
Hamdolsun yurt dışında hepsi de Amerika'nın, İngiltere'nin önemli olan okullarında master'ını yaptılar, lisansını yaptılar, doktorasını yaptılar, geldiler. Ah kardeşlerim abi. Unutmayın kızlarımız, evlatlarımız unutmayın. Said Nursi ne diyor? Zalimler için yaşasın cehennem diyor. Bu alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Çıkacak. Çıkacak. Kardeşlerim 30 Mart'ta iki şey oylanacak. Ya eski Türkiye ya yeni Türkiye. Ne diyoruz? Ne diyoruz? Onun için çok çalışacağız. Kardeşlerim, Sakarya bir sanayi şehri. Aynı zamanda bir demiryolu şehri. Demiryollarında birinci mevki standartında artık ürünler üreten bir şehir. Hamdolsun. Kapattılar, biz açtık. Şimdi Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren projesi Ankara'nın olduğu kadar, Eskişehir'in olduğu kadar, Bilecik'in, İzmit'in, İstanbul'un olduğu kadar Sakarya'nın da projesidir. Artık İstanbul-Ankara yüksek hızlı treni nereden geçiyor? Şu anda test sürüşleri devam ediyor. Yapımını tamamladık. Testleri, sertifikasyon çalışmaları devam ediyor. Evet. Kılıçdaroğlu bayrağı bizden çok seviyormuş. Ah Kılıçdaroğlu. Hakkari'de Türk bayrağı neredeydi? Hakkari'de Türk bayrağını gösteremiyorsun. İzmir'e gelince gösteriyorsun, öyle mi? İstanbul'a gelince gösteriyorsun, öyle mi? Hakkari'de niye gösteremedin? Hakkari'de doğru dürüst bir teşkilatın bile yok mu? Ama AK Parti'nin var. Var. Her şeye rağmen var. Bölücü terör örgütünün tehditlerine rağmen var. Kardeşlerim, biz bayrak sevgisiyle, bayrak aşkıyla büyüdük. Ne diyor Arif Nihat Asya? Ben yavrularıma daha ilkokuldayken bunları anlattım. Ve ilkokulda şiir okuma yarışmasında Arif Nihat Asya'nın şiiriyle girin oğlum dedim. Kızım dedim, bunlarla girin. Ne diyordu orada? Hazır mısınız gençler? Hepsini değil ama şöyle bir kıtasını falan okuyalım. Hazır mıyız? Kulağı sağır olanların duyması için çok önemli bu. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Şu güzelliğe bak. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum. Senin destanını yazacağım. Çarkçı Kemal, öğren öğren. Kardeşlerim, biz böyle yürüdük. Böyle yetiştik, böyle yetiştirdik. Kardeşim, karayolları meselesinde attığımız adımlar belli. Demir yollarında attığımız adımlar belli. Ama Sakarya'mız milli demir yolu endüstrisi meşalesini yaktı. Burada yaktık. Modern vagonlarımızı artık Sakarya'da üretiyoruz. Bugün Türkiye'nin yolcu vagonu ihtiyacını Sakarya karşılıyor. Yerli ilk dizel tren seti Anadolu Sakarya'da üretildi ve milletimizin hizmetine verildi.
Dedik ki bu yetmez. Şimdi yatırımsa yatırım, destekse destek, tasarımsa tasarım, proje yapımı, her şeyi bizim olan milli elektrikli tren ve milli dizel tren setlerini burada üreteceksiniz. İstanbul Teknik Üniversitesi ile demir yolları çalışmalarını burada yürütüyorlar. Milli tren setlerini inşallah Sakarya'da üretecek, iç piyasada kullanmakla kalmayacak, aynı zamanda dünyaya ihraç edeceğiz. Sakarya'da bir eğitim kampüsü kuruyoruz. Arifiye'de. İnşallah bu eğitim kampüsümüzün içerisinde spor salonları, yüzme havuzu, kütüphaneler, konferans salonları, bilim merkezi, kreş ve anaokullarıyla inşallah Sakarya'mız dev bir eğitim kampüsüne kavuşmuş olacak. Sakarya'ya 25 bin seyirci kapasiteli bir stadyum yapıyoruz. Ve tabii Sakarya'nın da süratle tekrar birinci lige çıkmasını istiyoruz. Eğitim kampüsünün projesi hazır. Karasu'ya bir liman. Karasu limanı inşallah. Maşallah. Elleriniz dert görmesin. Reklamımızı beğendiniz mi? Nasıldı? Güzeldi değil mi? Bu millet bayrağına nasıl sahip çıkıyor gördünüz. Kalkmışlar onu yasaklıyorlar ya. Neymiş, yasağa girermiş. Ya yeter ki diğer partiler de aynı şekilde buna yönelik propaganda yapsın ya. Propagandası yapılan bayrağımız olsun ya. Kardeşlerim, Sakarya'ya şu 12 senede ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 9,5 katrilyon. 9,5 katrilyon. Bu MHP Sakarya depreminde iktidarda mıydı? Düzce depreminde iktidarda mıydı? Kocaeli depreminde iktidarda mıydı? Kardeşlerim niye kaçıp gitti? Şurada bütün depremle ilgili yapılan çalışmaları yarıda bırakıp kaçıp gittiler mi? Ya şimdi utanmadan, sıkılmadan hala çıkıyor meydana yalan söylüyorlar. Ya bunların bıraktıklarını biz tamamladık, biz. Van'da deprem oldu, bir yılda tamamladık. Bingöl'de deprem oldu, bir yılda tamamladık. Yeni bir Bingöl. Simav'da deprem oldu, bir yılda Simav'ı yeni Simav olarak inşa ettik. Niye? İş bilenin, kılıç kuşananın, bu MHP'ye de, bu CHP'ye de ben inanıyorum ki 30 Mart'ta Sakarya tam dersini sandıkta verecek. Ulaştırmada, haberleşmede 3 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde üniversite dahil 718 trilyon. Toplu konutta 630 trilyon. Orman ve su işlerinde 608 trilyon. Tarım ve hayvancılıkta 605 trilyon. Gençlik ve sporda 580 trilyon. Aile ve sosyal politikalarda 418 trilyon. Eğitimde değerli kardeşlerim buraya 2170 yeni derslik inşa ettik. Şimdi Fatih projesi geliyor. Fatih projesiyle 840 etkileşimli tahtayı sınıflarımıza yerleştirdik. 524 tablet bilgisayarı yavrularımıza dağıttık. Kardeşlerim, Sakarya Üniversitesi'ne biri tıp fakültesi olmak üzere 4 fakülte, 4 meslek yüksekokulu ve 2 enstitü açtık. 2008 yılında üniversitemiz bünyesinde teknoloji geliştirme bölgesini kurduk. Kardeşlerim, bütün bunlarla beraber
yurtlar yapılıyor. Şu ana kadar 2550 kapasiteli 5 adet yüksek öğrenim yurdu yapmak için hazırlıklarımız sürüyor ve süratle inşaatlarını yapacağız. Kardeşlerim, biz gelmeden önce öğrencilerimize verilen burs 45 liraydı. Biz ne veriyoruz? 300 lira. Beslenme yardımıyla 500 lira. Buradayız. Farkımız bu. Ve değerli kardeşlerim, bakınız sağlıkta 400 yataklı Adapazarı Mithatpaşa Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni yaptık mı? 250 yataklı Yenikent Devlet Hastanesi'ni yaptık mı? Rahatlıkla şimdi hastanelere gidiyorsunuz. İlacınızı istediğiniz eczaneden alıyorsunuz. Korucu'ya, Akyazı'ya, Kaynarca'ya, Kocaali'ye, Taraklı'ya toplamda 435 yataklı devlet hastaneleri yaptık. Aynı şekilde Hendek'te, Karasu'da ve Sapanca'da toplamda 195 yataklı devlet hastanelerimizin inşaatı devam ediyor. En kısa sürede onları da tamamlayacağız. 40 yataklı Geyve Devlet Hastanesi ile ağız ve dış sağlığı merkezimizin de ihale süreci devam ediyor. Sakarya'da ayrıca 200 yataklı bir kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi yapmayı planladık. Altyapı çalışmaları devam ediyor. Toplu konutta 6078 konut inşa ettik. Sakarya, Akyazı, Sapanca, Adalet Sarayları'nı tamamladık. Karasu, Adalet Sarayı'nın proje çalışmaları da devam ediyor. Kardeşlerim, biz gelene kadar Sakarya'da yapılan bölünmüş yol neydi biliyor musunuz? 133 kilometre. 79 senede. Biz 12 senede 190 kilometre yaptık. Sakarya. Ah kardeşlerim, şöyle Pamukova'dan gelirken yollarımız nasıl? Tüneller nasıl? Dağları deldik, dağları. Niçin? Şirin'e ulaşacağız. Şirin burada. Şirin burada. Biz Ferhat olduk. Millet Şirin. Dağları deldik. 79 senede 83 tane tünel yaptılar. Biz 12 senede 123 tünel yaptık. Farkımız bu. Kardeşlerim, Ballıkaya Barajı'nı yapıyoruz. Sakarya'nın içme suyu sorununu da Ballıkaya ile inşallah çözüyoruz. Değerli kardeşlerim, Türkiye'de ilk defa fidan borsasını Sapanca ilçemizde kurduk. Bu bir ilk. Bunun adımını attık. Ve burada her türlü ağaç, fidan, her şey burada üretilecek. Süs bitkisine varıncaya kadar burada üretilecek. Ve değerli kardeşlerim, bütün bunların yanında Sakaryalı çiftçilerimize verdiğimiz destekler hepsi ortada. Ve hepsinden öte kardeşlerim, Sakarya'yı doğalgazıyla buluşturduk. Ve Sakarya'daki tüm kardeşlerim insanca yaşamanın erdemi. Şimdi artık 10 gün. Buradan dağılacağız. Ama durmayacağız. Hep yanımızda oldunuz. Biliyorum 30 Mart'ta da yanımızda olacaksınız. Ama istiyorum ki farklı ol. Çünkü Pensilvanya dersini alsın. İnsanları dinleyenler dersini alsın. Gözetleyenler dersini alsın. CHP, MHP bunlar da dersini alsın. Kardeşlerim, biz
gerek Serdivan'da, gerek Sakarya Büyükşehir'de gerçekten çok ciddi emekleri olan Zeki kardeşimizle bu seçimde de inşallah yola devam ediyoruz. Biliyorum ki Toçoğlu'nu sizler seviyorsunuz. Ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'yla birlikte inşallah Sakarya bu dönem çok daha farklı olacak, buna inanıyorum. Çünkü bu Büyükşehir Belediyesi yasasına CHP karşı çıktı. MHP karşı çıktı. Dediler ki ya Sakarya'nın merkezinden ta Karacasu nasıl yönetilecek ya? Oranın kanalizasyonu nasıl yapılacak? İçme suyu nasıl yapılacaktı? Ya bunların basmaz kafası bu işe. Anlamazlar. Kardeşlerim, biz yolları İstanbul'da nasıl yaptıysak, Kocaeli'nde nasıl yaptıysak burada da öyle yapacağız. Ve her ilçe daha güçlü hale geliyor. Bütün itfaiyesiyle Sakarya Belediyesi'nin kanalizasyon ve su idaresiyle en ücra köşeye kadar örgütleniyor. Ve böylece her köye Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin eli uzanacak. Yolunu yapacak, suyunu yapacak, kanalizasyonunu halledecek, her şeyi. Ama bunlar bunu görmemiş. İstanbul'da AK Parti Belediyesi'nin çalışmasından haberi yok. Kocaeli'nde AK Parti Belediyesi'nin yaptığı çalışmadan haberi yok. Bunlar yolsuzlukların belediyesi. İSKİ yolsuzluğunu bilirsiniz. Kocaeli'nde Kocaeli'ndeki baraj yolsuzluğunu bilirsiniz. Ama her şey şimdi pırıl pırıl. Tertemiz İstanbul'da, Kocaeli'nde, Sakarya'da. Ve şimdi Sakarya Mehmet'im, sevinin başları yüksekte. Ölsek de sevinin, geri kalsak. Bakın, o kadar bizi bugün coşturdunuz ki en iyi bildiğimiz şehirde bile, bu şehirde bile geri adım atıyoruz. Kardeşlerim, inşallah bu teker tümsekte kalmayacak. Ve Sakarya 30 Mart'ta ayağa kalkacak. Farklı ayağa kalkacak. Ben bu duygular içerisinde Zeki Toçoğlu kardeşimi sizlere emanet ediyorum. Tüm ilçe belediye başkanlarımı sizlere emanet ediyorum. Ve şimdi ilçe belediye başkanı arkadaşlarımızı da şöyle buraya alalım. Milletvekillerimiz, il başkanımız, şöyle sağımızda da. Bakanımız nerede? Biraz şöyle gidelim sola doğru. Bütün arkadaşlarımız geldi mi? Bir dakika. Hepsi geldi mi? Ayhan gel. Geç şöyle. Serp Şerim. Sizlere ayrıca. Şaban Bey gel. Şaban Bey geç şuraya. Şöyle şu sahnenin ucuna doğru en uçtakiler. Hilal yapacağız. Hilal. Yarım hilal. Yarım hilal. Kamera. Evet. Şimdi burada sizlerle beraber evelallah ahitleşiyoruz. Sakarya Büyükşehir'i ilçeleriyle beraber almaya var mıyız? Var mıyız? Var mıyız? Durmak yok.
Büyük medeniyet yolunda insan, demokrasi, şehir. Daima millet, daima hizmet. Tamam. Evet.